EDS de yanılır. Emsal bir karara yol açan bu cümleyi mahkeme söyledi. Hız limitini sadece 1 kilometre aştığı için ceza yiyen sürücü dava açtı. Mahkeme itirazı haklı buldu, cezayı iptal etti. İşte o ilginç kararın detayları. EDS kaybetti diyebiliriz. Hız limitini sadece 1 kilometre aştığı için ceza yedi, itiraz davası açtı. Mahkeme EDS elektronik bir cihaz, yanılabilir dedi, cezayı iptal etti. Kesinlikle, kesinlikle. Sonuçta bir robotik aracı olduğu için ölçmelerde yanlışlık yapabilir. Hız limiti 70 km olan bir yolda seyir halindesiniz. %10'da hız aşım limiti opsiyonunuz var. Yani 77 km ile giderseniz ceza yemezsiniz. Ancak 78 km olursa o 1 km için haliyle ceza yersiniz. Peki o 1 kilometre için eğer size ceza gelirse bununla ilgili bir itirazda bulunur musunuz? İşte buna benzer bir olay yaşandı. Bir sürücü 1 kilometrelik hız aşımında aldığı trafik cezası için mecazi tabirle söylersek EDS cihazına dava açtı. Müvekkilim hakkında 70 km hız sınırı limiti bulunan koridor sistemi içerisinde 78 km hız limitiyle ilerlediği gerekçesiyle trafik cezası tanzim edilmiştir. Sürücü 235 liralık cezanın iptali için dava açtı. 2 kilometrelik hız koridor radar sisteminde seyreden bir aracın hız sınırı limitini yalnızca bir birim ile aşmasının hakkaniyet ilkesi gereğince makul sayılması gerektiği ve de bir dijital ölçüm cihazı olan EDS'nin pek de sağlıklı bir ölçüm yapmamış olabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirttik. İtirazı değerlendiren mahkemeden emsal bir karar çıktı. Mahkeme çok hassas, emsal ve tartışmaya açık bir karar verdi. Tartışmaya açılan ise EDS cihazlarının hassas ölçümü oldu. Mahkeme itiraz eden sürücünün cezasını iptal etti ve bakın nasıl bir gerekçe gösterdi. Mahkeme gerekçesinde bir dijital ölçüm cihazı olan elektronik denetleme sistemi cihazının doğru bir ölçüm yapmamış olabilme ihtimalinin var olduğunu, hız limitini aşmanın hakkaniyet ilkesi gereğince makul sayılması gerektiğini belirterek trafik cezasının iptaline karar vermiştir. Peki 1 kilometre sınır mı? Hız limitini daha fazla aşanların cezayı iptal şansı var mı? 2 birim ile aşmanın 3 birim ile aşmasına ilişkin de itirazlarda bulundum. Fakat kabul görmedi.